Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer abone değilseniz, abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu ip renklerinden size bugün bir model hazırladım arkadaşlar. Modelimiz iğneden tığa bir model. Çok hoş ve zarif bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapraklar arasında yapraklar. Çoğu kez görmüşsünüzdür. Ben de yaptım arkadaşlar bu şekilde iğneyası. İlk önce motif hazırlanıp sonra yeşil kısmına giderken bu şekilde motifimiz tutturuluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane yaprağımız üst tarafta, 3 tane yaprağımız da alt tarafta olmak üzere bu şekilde motifimiz monte ediliyor. Evet, şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi mavi rengimizle 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimizi şu şekilde çektik arkadaşlar. Ve buradaki ilk zincirimizin içine giriyorum. Ve bu şekilde zincirimizin içinden bir ilmek aldık. Ve onu da tığdaki ilmeğimizden geçirdik. Buna sahte sık iğne diyoruz arkadaşlar. Sahte sık iğnemizin üzerine 6 zincir. 6 zincirimizi çektik. Bir defa doladım. Halkanın içinden girdim. Yaptığımız yuvanın içinden girdik. Bu şekilde. 2, 2 olarak aldım. Buraya bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Halkanın içinden girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir yuva yaptım. 2 oldu. 3 zincir. Bir defa dola. Halkanın içinden gir. 2, 2 olarak al. 3. yuva. 1, 2 ve 3 zincir. Bir defa doladım. Halkanın içinden girdim. 2 2 aldım. Bu da 4. yuva. 3 zincir bir defa doladım. Halkanın içinden girdim. 2 2 aldım. Bu şekilde 5 tane yuva yaptım. Şimdi 3 zincir çekip 6. yuvamı buradaki 3. zincirin içine duvara sabitliyorum. Toplam arkadaşlar 6 tane yuvamız oldu. Buraya 6 tane yaprak yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. İlk yuvamın içine girdim. 2, 2 olarak kapattım. Buraya 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine girdim. 1, 2, 2. 3 seferde aldım bir trabzan yaptım. İki defa doluyorum. Aynı yuvaya 2, 2, 2 olarak aldım. 1, 2 defa doladım tığın başını. Yuvanın içine girdim. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Buraya 5. trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum tomurcuk olarak son trabzanı. Buraya arkadaşlar tam 5 tane sık iğne yapacağım. Çünkü buranın fazla böyle dolgulu uzun durmasını istemiyorum. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Bu da 5. 5 tane sık iğne yaptım son trabzanıma. 6.'yı da arkadaşlar bu şekilde yaptım. Fazla dolgulu bu motif olduğu için düzgün durmuyor arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Hemen bir tanesini atlayıp ikincisine şu şekilde kapattım. Yine aynı şekilde burada yaptığımız yaprağı buraya da yapıyoruz. 1 1 zincir arkadaşlar, 2 uzun duruyor. 1 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3. trabzanım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim.
2, 2, 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. Burada 4 tane zincirimle beraber trabzanım oldu arkadaşlar. Tekrar 2 defa doluyorum tığımın başına. Aynı yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Evet arkadaşlar. 5. trabzanı yaptım. Ve yine 4 zinciri çekip 5. trabzanımın tepesine bu şekilde tomurcuk yaptım. Tomurcuktan sonra 5 sık iğne arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğneyi yaptık. 6.'yı da arkadaşlar bu şekilde yuvada yaptık. 2. yaprağımız da hazır arkadaşlar bu şekilde. 2 tane yaprak yaptık. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi bir tane atlayıp 2. yuvaya kapattım. Aynı şekilde arkadaşlar bu yaprakları nasıl yaptıysak bu son yuvaya da aynı şekilde bu yaprakları yapacağız. Evet arkadaşlar gösterdiğim yere yaprağı yaptım yuvaya. Şimdi hemen yanındaki yuvaya da bu şekilde ipimi sık iğne ile monte ettim buraya. Ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir defa doluyorum tığımın başını bu şekilde. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvanın içine 1, 2, 2, 3 sefer daldım. Aynı mavileri yaptığım gibi arkadaşlar bu beyaz kısmını da yapıyorum. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak aldım. 4. trabzanımı yaptım. Tekrar 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. 5. trabzanımı yaptım arkadaşlar. Ve tepesine 4 tane zincir çekiyorum. 5. trabzanımın arasına girip kapattım. Bu şekilde. Geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu 1. Bu şekilde. 2. 3. 4. 5. 6.'yı da aynı şekilde yuvada yapıyorum. Trabzanlarımı yaptığım yuvada yapıyorum. Şu şekilde yaprağım hazır arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. Arka tarafından mavinin 5 çekelim arkadaşlar. Kısa gibi geldi. Buradaki mavinin yuvasının içinden girip sık iğne ile buraya kapattım. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde geçtim. Yine aynı şekilde 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 olarak alıp trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3. trabzanım. 2 defa doluyorum arkadaşlar. 2, 2, 2. Bu da 4. trabzanım. 2 defa doladım. Yuvanın içine girdim. 1, 2, 2 ve 2 olarak aldım. Bu da 5. trabzanım. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya sık iğne ile kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 5. trabzanıma 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 5. de arkadaşlar. Sonuncu sık iğnem. 6. da mavi yuvada kapattım arkadaşlar. Bu şekilde 2. yaprağım da hazır. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Arka tarafından yine sonuncu yuvam arkadaşlar. Bu şekilde geçtim. 6. yaprağımız olacak arkadaşlar. 3 mavi, 3 beyaz. Aynı şekilde bunu da arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp 2, 2 alarak aynı bu yapraklarda ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Bunu bitireyim geleyim fazla vakit geçmesin. Evet arkadaşlar şimdi yaprağımızın monteleme işlemine geçiyoruz. Şu şekilde yaprağımızı hazırladık demin arkadaşlar. Ve 3'er zincir çekerek araya 3 tane tığ battı verdik.
Bu şekilde iki zincirimi çekip tığ battım arkadaşlar. Buraya kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Motifimi alıyorum. 3 tane yaprak aşağıda, 3 tane yaprak aşağıda gelecek şekilde tam ortasından arkadaşlar şu şekilde bakın. Yaprağımızın arasında yaptığımız trabzanlar var. Buradan girip öbür trabzandan çıkıyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak bunu buraya tutturdum. Bir zincir çektim. Hemen bunu arkadaşlar yapmış olduğum tığ battığımızın içine kapatıyorum bu şekilde. Kapattım bunu. Aynı tığ battığımızın içine bakın arkadaşlar şu şekilde oldu. Ve bir iki zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığıma kapattım. Bir zincir çektim, ipimi uzattım arkadaşlar, ilmek yapıyoruz. Aynı tığ battıya bir zincir çektim, ipimi uzattım ve buraya iki zincir çekip şu iki ilmeğimi bırakıyorum buraya. İpimi tığıma tutturup hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bir zincirimi çektim arkadaşlar ve buradan kapattığım yapraktan, bu mavi yapraktan 1 2 3 üçüncü yaprağımın trabzanının arasından girdim bu şekilde. Öbür taraftan çıktım. Ve sık iğne ile buraya kapattım. Bir zincir çektim. Şu şekilde arkadaşlar. Yandaki tığ battıya girip buraya kapattım. Bu şekilde. Bir, iki zincir. Kapattım buraya. 2 zincir. Kapattım bu şekilde. 3 tane tığ battı da yaprağımızı tutturduktan sonra yaptık arkadaşlar bu şekilde. Hem bakın şu şekilde oluyor. 3 tane buraya yaptık. 3 tane de bu tarafı yaptık. Yanlarından, trabzanlardan da arkadaşlar. 3 yaprak aşağı, 3 yaprak da yukarı gelecek şekilde monte ettik. 2 ilmeğimizde şimdi arkadaşlar bu sarıları yapacağız. Şimdi yaprak yapımına geçelim. 1, 2 ve 3 zincir. Yandaki tığ battıya kapattım. Yaprağımız için 3 zincir arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Bu şekilde. Kapattım. 2 zincirle düz tarafına dönüyorum. Bir defa doladım. 2, 2 aldım. Bir defa doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. 4. trabzanım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Bu da 5. trabzanım. 4 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzana kapattım. Bu son yaptığım trabzan arkadaşlar 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 4 4 5 6 ve 7. Şöyle biraz uzun olmasını istiyorum. Bu yapraklar gibi aynı arkadaşlar. Yapılışı hiçbir farkı yok. Bu şekilde biraz onlarınki 5'ti. Bu sık iğnem 7 oldu arkadaşlar. Aynı yeşil yuvaya da kapattıktan sonra 2 zincir çekip yandaki tığ battıya giriyorum. 2 zincir çekiyorum, yandaki tığ battıya giriyorum. 2 zincir çekiyorum, yandaki tığ battıya giriyorum arkadaşlar. Ara mesafem 2 zincir çekerek 3 tığ battı. 3 tığ battı olduktan sonra 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum, dönüyorum ve bu 3 zincirli yuvanın dibinde kapattım. 2 zincirle döndüm düz yüzüne. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3 tane oldu. 2 defa doladım. 1 şey pardon arkadaşlar 2 2 2. 3 sefer de aldım 4. trabzanıma. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 5. trabzana. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde buraya.
Ve 7 tane sık iğne dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptım. 8.yi de bu yaptığım yeşil yuvaya kapattım arkadaşlar. Yaprağım tamam. Yine ara mesafesi olarak 3 tane ikişer zincirli tığ battı yapıyorum. 2 zincir yandakine kapattım. 2 zincir yandakine kapattım. 1 zincir veya 2 zincir arkadaşlar. Bu şekilde hem motifleri tutturuyoruz hem de bu yapraklarını yapıyoruz. Yaprak mesafem arkadaşlar 3 tane bu şekilde. Bu sefer de size mavi renkli hep mor veya pembe karışık renkler yapıyordum. Sade mavi ile olsun dedim arkadaşlar. Şimdi bu ortadaki tohum kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce şu şekilde ilmeklerimizi çıkalım. Bu en ortadaki yerden bu şekilde tığımızı geçirdik. Bu şekilde bir ve ikinci ilmeklerimi arkadaşlar tığıma geçirdim. Şimdi tığımın çengeliyle inşallah ön tarafa ikisini birden şu şekilde geçirdim. Evet, ilmeklerimiz bu şekilde burada. Şimdi arkadaşlar sarı rengimle ipimi tığıma tutturdum. Buradaki ilmeklerimden ikisini birden alıyorum ve buraya şu şekilde katlayalım. Bir tane arkadaşlar sık iğne yaparak ipimi tığıma tutturdum. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum bu şekilde buraya. Buradan arkadaşlar tam 7 tane 4 zincirli yuva yapıyoruz. 4 zincir kapattım bu ilmeklerimin arasına. 2, 4 zincir, 3 oldu. 4 zincir, 5 oldu, 4 oldu. Şimdi 5 oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7. 7.yi şu şekilde kapatacağız arkadaşlar. 7. ilmeği şu karşıdaki sarının ilk başladığım yanına kapatacağız. Şöyle dönmesi için. 7. ilmeğimi bu şekilde, bakın ilk sarının dibinden bu şekilde buraya kapatıyorum. Sarının dibinden kapattım. Ve tekrar 8. 4 zincirimi de yine aynı şekilde buraya ilk yaptığımızın dibinden kapatıyorum arkadaşlar. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Bakın. Şimdi burası tam ortası. Öyle battık ki arkadaşlar şu yaprağımızın yuvarlığa dönsün istedik motifimizin. Sonuncunun dibine bu şekilde kapattık. Şimdi ben iplerimi arkaya çekip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iplerimizi yaktık. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zarif de bir model oldu. Şöyle arasına da ister 3 yaprak yapın ister 5 yaprak yapın arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.